olacaksın. Ev kadınlığını işten görmüyor musun sen? Uzmanlar bile kabul ediyor. İş tabii, hem de ağır iş. Başlarım şimdi işine. Sen niye tozlarını benim çamaşırlarımın üstüne siltiyorsun be? Aman aman aman, sanki Vakko marka çamaşırlar. Üstüne de toz kondurmaz. Hanım! Remzi! Baksana! Kadın bütün pisliğimizi başımıza boca ediyor. Ayol, siz bu halının ilmeğine kurban olun. Pis filan değil bu. O zaman niye silkiyorsun be kadın? Hiç. Uçmayı öğretiyorum. Büyüyünce uçan halı olacak bu. Görmüşsün. Saygısın. Sus. Hala. Bak hala silkiyor. Renkli. Bir şeyler yap. Yapacağım tabii, yapacağım. Şimdi polis arıyorum. Buyurun, merkez karakol. Ben polis memuru Sancar. Memur bey, çok sinirliyim, resmen burnumdan soluyorum. Bakın. Duydunuz mu? Duydum efendim, duydum. Hemen bir ekip yollayacağım ama henüz sinirlere operasyon yapmıyoruz. Efendim, resmen silkiyorlar. He? Hem de gündüz silkiyorlar efendim. Gerçi bu şey gece yapılacak diye bir kural yok ama siz gündüz yapılmasından mı şikayetçisiniz? Gece de silkseler kızardım efendim. Siz olsanız kızmaz mıydınız? Beni karıştırma. Efendim, karım da şahit. Hala silkiyorlar. Hemen gelmenizi istiyorum. Tamam, ben de konuşacağım. Al. Memur bey, çok şikayetçiyim. Çok rezil, terbiyesiz bir kadın. Bütün çamaşırlarım battı. Allah'ım, bu nasıl bir vaka? Tövbe tövbe. Görgüsüz bunlar efendim. Bir saattir kafamıza halı silkiyorlar. Sonradan görme bunlar. Ha, anladım. Hanımefendi, bir çeteye baskın olayımız var. Ondan sonra geliriz. Çeteye baskınmış. Duyan da susurluğun kökünü kazıyorlar sanacak. Geliyorlar. Nerede? Ne olacak peki? Yukarıdakinin yaptığı yanına kar kalacak ha. Bırakmayacağım ulan o karayı onu. Ben bilirim yapacağım. Buyur komşu, buyur. Hayırdır? Hayırdır komşu, hayırdır. Buyurdum canım. Tepemizden aşağı silkelediğiniz halı bu mu Melah Hanım? Evet, bu. Ha, iyi, bu değil mi canım? Siz de bunu buyurun. Manyak ayol bunlar, manyak. Ne yapıyorsunuz ulan siz? Gel yiğit, gel. Polise telefon açalım. Aç çekil. Aç. Ara polise. Alo, burası merkez karakol. Ben polis memuru Sancar. Buyurun. Tecavüz. Resmen tecavüz ettiler. Ne? Tecavüz mü? Yine mi? Ya ben bunu neresini yanlış anlayayım? Adam resmen tecavüz ettiler diyor. Pardon? Yok bir şey, yok bir şey. Anlat sen. Alt kattaki komşum resmen haneye tecavüzde bulundu. Çok şükür, çok şükür. Pardon? Yok bir şey. Evimize girdiler komiser bey. Ve bütün çöplerini halımızın üstüne boca ettiler. Bak sen, niye? Bizim hanım halımı silkmiş ne? İşte öyle bir nedenden. Komiser bey, derhal müdahale etmenizi istiyorum. Bana bak, gelirim oraya. Seni de alt komşunu da alt üst ederim. Nedir lan bu? Polisi de bir sabır var be. Pardon? Bana bak, olayı kendi aranızda halledin. Yoksa oraya gelir ikiniz de yakarım, anladınız mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Alo, merkez karakol. Ben polis memuru Sancar. Buyurun. Alo, alo memur bey. Rahatsız ediyorum ama biz sorunumuzu çözdük. Kimsin kardeşim, ne sorunu bu? Yiğit ben efendim. Tecavüz edilen. Hani hanesine tecavüz edilen. Efendim, ben de silkliler diye aramıştım. Siz de silkilen şeyin davası olmaz halının demiştiniz. Hallettiniz yani. Evet memur bey, benim hanım halı yıkıyor. Bu beyin hanımı da bizim çamaşırları çiteliyor. Temiz toplumda böyle olur işte. Silkmezsen, tecavüz etmezsen sorun yok gördüğünüz gibi.